milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna Rus zindanlarında işkenceler görmüş büyük fikir adamı. Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Emin Resulzade ve Mahatma Gandhi hayranı yılmaz bir savaşçı. Ölümünün üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına rağmen Ebu'l-Fez Elçi Bey, koca yüreği, fikirleri, yazdığı kitapları ve adamlığıyla aşık olduğu milletin içinde yaşamaya devam ediyor. Asıl adı Ebu'l-Fez Aliyev olan Elçi Bey, 24 Haziran 1938 yılında Nahçıvan'da doğar. Elçi Bey adı yıllar sonra Azerbaycan hükümeti tarafından verilecektir. Babasının 2. Dünya Savaşı'nda ölümü üzerine yetim kalmış, ömrünün ilk yıllarında hayatın zorluklarını yaşayarak öğrenmiştir. İlkokul ve lise yıllarında bulabildiği her kitap okuyarak ileriki yıllarda oluşacak fikir adamlığının temellerini o yıllarda atmıştır. Üniversite yıllarında tarih bilimine ilgisi artmış, milli bağımsızlığın önemini vurgulayarak arkadaşlarıyla beraber siyasi tartışmaların içine girmiş, baskıcı Sovyet yönetimine rağmen örgütlenme faaliyetleri içinde bulunmuştur. Üniversite öğrenimini Arap Dil Edebiyatı alanında tamamladıktan sonra Mısır'a yerleşmiş, 2 yıl bu ülkede tercüme olarak görev yapmıştır. Görevi sırasında Luxor şehrinde yapılan toplantıya katılan Sovyet Komünist Parti Genel Sekreteri Nikita Khrushchev'in elini sıkmayarak tepkisini göstermiş, bu olaydan sonra Rus yetkililer tarafından takip edilmeye başlanmıştır. Azerbaycan'a döndükten sonra üniversite öğrencilerini etrafına toplamış, bağımsızlık fikirlerinin genç beyinlerde filizlenmesini sağlamıştır. Bu yaptığı faaliyetlerin ardından tutuklanarak yıllarca Rus maden ocakları ve hapishanelerinde türlü işkenceler görmüştür. Yattığı hapis yılları, çektiği işkenceler ve doğrucu fikir adamlığı 1989 yılında Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin başkanı olmasını sağlamıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle 1992 yılında yapılan seçimlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet başkanı seçilmiştir. İnsana ve milletine verdiği değer onun cumhurbaşkanlığı döneminde politikalarına yansımıştır. Maddi hırsı, egosu olmadığı gibi çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı olmuştur. Ölümün kaçınılmaz olduğunu asla unutmamış ve bu doğrultuda emanetçi olduğu dünyada sadece milletin çalışmaları yapmıştır. Cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden henüz bir yıl geçer ve görevden aldığı Milli Savunma Bakanı Turet Hüseyinov darbe girişiminde bulunur. Bunun üzerine Elçi Bey, o dönem Nahçıvan Özerk Bölgesi'nin başkanı olan Haydar Aliyev'i kendisine destek vermesi için Bakü'ye davet edilir. Haydar Aliyev, Bakü'ye geldikten sonra Elçi Bey aleyhinde propaganda çalışmalarında bulunarak ülke içi gerginliğin artarak devam etmesine neden olur. Makam, koltuk, para hırsı olmayan Ebu'l-Feyz Elçi Bey, kardeş kanının akmasından korkar. Süreci biraz geriden takip etmek için doğduğu topraklara, çocukluğunun geçtiği baba ocağına, köyüne döner. Bir süre kafasını dinleyen Elçi Bey, 10 günün sonunda aldığı kararı açıklar. Görevimin başındayım. Fakat düşündüğü gibi olmaz. Aliyev'in Rus KGB istihbaratıyla yaptığı çalışmalar meyvesini vermiş, Bakü'ye dönmek isteyen Elçi Bey'in uçağı kurşunlanmış, 4 yıl 4 ay boyunca Kelekin'de hapis hayatı yaşamıştır. Bunun üzerine askeri birlikleriyle Bakü'ye giren Hüseyinov'la anlaşan Aliyev, Cumhurbaşkanlığı kendi alarak Başbakanlığı Hüseyinov'a bırakmıştır. Ve bugün Azerbaycan'da hüküm süren Aliyev ailesinin dönemi bu şekilde başlamıştır. Tanrının kutlu elçisi, hoş geldin bayım, hoş geldin. Köy köylerim sevindim.
1997 yılında Bakü'ye dönen Elçi Bey, muhalefet partisinin başına geçer. O dönem başlayan sağlık sorunları yıllarca yakasını bırakmaz. Türkiye'ye gelerek tedavi sürecine başlayan Elçi Bey, 22 Ağustos 2000 tarihinde Ankara'da uçmağa varır. Milli hassasiyeti, fikir adamlığıyla ölümün ardından 15 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerde bulunan bu mazlum, güzel adamın ruhu şad, ömrü, ömürlerimize örnek olsun.